Ahmet abi bir kat. Nasıl kabine abla? Allah buyur. Şuan kimler gömez abi? Bu kim ya? Efendim aldılar. Sağ ol lan. Kesin. Peki ya. Karabat. Ya tuza. Amacım sosyal bir proje olarak engellilere yol sorunlarına vesaire onları bir ya bana bak 20 tamam. Önce bunu atıyorsun sonra tamam. Kalmadan yürü, yürümen gel arkadaş. Bak seni ya. Şöyle bir kadayım müsaade. Mehmet Musa 35 yıldır aynı yürüyor. Sen bir 15 dakika yürü hem de. Aslında bu ben gönüllü olarak katıldım. Arkadaşımın proje ödeviydi. Engellilerin sürekli yaşadığı zorlukları anlatmak istedi. Ben de gönüllü olarak onlara yardım etmek istedim. Rampalardan bile tek başıma çıkamıyordum. Kendimi çok kötü hissettim. Hiç kimse yardım için yaklaşmadı bile. Oradaki engelli bir vatandaş gelip beni kaldırdı. Bir engelli olduğumu düşünüp orada ağlayacak duruma bile geldim ben. Çok kötü bir durumdu. Arabaların yolları kapatması. Evet yol verdiler ama bizi park yaptıkları yerden geçemiyorduk bir de. Çok kötüydüm. Ağlayabilecek bir duruma bile geldim. Yani benim bir kendi akrabam da engelli ama bu kadar kötü bir durumda değil. Ve ben şu an kendimi bir engelli olarak düşündüğümde gerçekten çok kötü bir durumda oldum. Yani onları düşünemiyorum bile. Her gün bu şeyi yaşıyorlar. Ben sadece 15 dakika bunu yaptım.
Şu an gerçekten onları çok daha iyi anlıyorum. Biz bugün bir farkındalık yaratmak istedik. Dedik hani engelli arkadaşlarımız yerinde olsaydık bir gün geçirsek nasıl olurdu diye. Bugün bayağı şey yaptık. Gördük ki gerçekten çok zormuş. Özellikle bu kaldırım taraflarında hiç rampa yok. Gerçekten iniş çok zor. Yukarı çıkmasında da insanlar yardım etmesi gerçekten çok zor. Sosyal bir proje olarak engellilerin bir an olsun, bir 15 dakikalık olsun onların yerine geçebilmek adına burada bir program yaptık. Ama gerçekten ben o programda yani gözlerimi kapattığım an zaten bir an hani kendimi bir boşlukta hissettim ve ne olacak diye gerçekten çok korktum. Hani bir araba gelir, bir rampa olur, bir başka bir şey. Zaten kapatır kapatmaz bir saniye ya iki saniye geçtikten sonra direkt gözlerimi açtım, dayanamadım. Bir de o hani görme engellilerin bütün hani bir ömür boyunca öyle olması gerçekten beni hani çok üzdü ve bunun hani farkında olmalarını amaçlamak adına burada bulunduk ve bu projeyi yaptık. İnşallah insanlar bizim Siverek halkı da bilinçlenir ve görme engellilere daha fazla muamele gösterir ya da daha diğer engelli vatandaşlara da muamele gösterir. Ben yolun karşısına geçerken gözlerim kapalı, yolun karşısına geçerken değnekken neler hissettin? Ya ben zaten karşıya geçerken bir an gözlerimi kapattım. Sonra birden korkup gene açtım. Çünkü ya karşıdan araba gelirse, ya araba durmazsa, beni ezerse, ya bilmiyorum, ben anlamadım yani o görme engelliler nasıl yürüyor, nasıl geçiyor. Daha duyarlı olmalarını temenni ediyorum ben. İşte son sınıf öğrencilerinden bir grup öğrenci arkadaşımız bir günlüğüne engelli hayatını yaşamak için bize başvurdular. Araç gereç istediler. Biz de araç gereçlerine yardımcı olduk. Bu öğrenci arkadaşlarımızla meydana çıktık. Onların da bir günlüğüne engellikle ilgili yaşadığı sorunlarına biz de yerinde şahit olduk. Bu öğrencilerimiz sadece bir iki saatliğine engelli hayatını yaşadılar. Ama biz hayatımız boyunca aynı zorluklar yaşıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızın bize anlattıkları gerçekten bizi çok duygulandırdı. Biz bir iki saat bu hayatı yaşarken neler çektiğimizi bir bilseniz diye. Ama oysa ki biz engeller olarak bu hayatı hayatımız boyunca yaşıyoruz. Biz bu farkındalık oluşturmak için çalışma yapan öğrenci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.